Radya Hanım merhaba. Merhaba, hoş Öncelikle geldiniz. Öncelikle Sektör Özel Programımıza siz de hoş geldiniz. Trakya Kariyer Hızlı Okuma Kursu Edirne'deyiz şu anda. Çok da güzel hizmetleriniz var ve yılların da eğitimcisisiniz. Aslında çok da güzel çalışmalarınız da var. Biraz sonra değineceğiz onlara da. Faaliyetleriniz, hizmetleriniz neden buraya girilmesi gerektiğiyle ilgili ama önce izleyicilerime ben sizi tanıtmak istiyorum. Radya Hanım kimdir ve kaç yıl önce kuruldu efendim bu kurs? İsmim Radya Akcan. 1975 Bremen, Almanya'da doğdum. 1984'ten beri Türkiye'deyim. 9 yıl üniversitede çalıştım. Trakya Üniversitesi Babeski Meslek Yüksekokulu'ydu o zamanki ismi. Sonra Kırklareli Üniversitesi'ne bağlandı. Davranış bilimleri, halkla ilişkiler, örgütsel davranış gibi derslere girdim. Sonrasında oğlum küçüktü, kadroya girmek istemiyordum. Onu büyütüyordum çünkü. O büyüdükten sonra girmek istediğimde ALES sınavında ben takıldım. Çünkü sonradan Türkiye'ye gelip sonradan Türkçe öğrenen biri olarak yavaş okuyormuşum. Farkında değilim. ALES için dediler ki Edirne'de bir kurs var, hızlı okumayı öğretiyor. Biz dalga geçtik yani, dedik ki ya ben 3 üniversite bitirdim, bana okumayı mı öğretecekler? Hızlı okursam hiçbir şey anlamam mı dedim. 2005'te bunları söyleyen ben 2010 yılında bu kursun sahibi oldum. 2010 yılından beri tüm Türkiye'yi geziyorum. Türkiye'nin dört bir yanında seminerler veriyorum ve hızlı okumak diye bir şey var. Bu doğru verildiğinde, doğru eğitim alındığında kişi okuma hızını 2-3 kat arttırabiliyor. Ama en önemlisi okuduğunu anlama oranı artıyor. Birazcık açalım mı bunu? Çünkü çok olur. Da aslında merak uyandıran ve birçok başarısız öğrencinin de aslında hayata kazandırılması evet. için yapılan da bir çalışma. Öyle değil mi? Bu yüzden biraz açmak istiyorum. Anne gibi katkıları var ve neden gelinmeli? Çok güzel bir noktaya değindiniz. İlk kez bir kişi sizin cümlenizi kurdu. Ben 23 bin kişinin okuma hızını ölçtüm. Türkiye'de herhalde yoktur diye düşünüyorum başka. 23 bin tane öğrencinin ilkokul 1'den itibaren üniversiteye kadar okuma hızını ölçtüm. Okuma hızını ölçerken bu 23 bin kişinin sınıfta okuma hızı diğer arkadaşlarına göre düşük olan öğrencilerin okuma başarısının da, ders başarısının da sınıfın ortalamasının altında olduğunu gördük. O zaman ben bir tez de geliştirdim ki bayağı da denedik birçok kişide, yani 1-2 kişiyle yapılan bir şey değil bu. Okuma hızı 160 kelimenin altında olan ortaokul ve lise öğrencileri sınavda süreyi yetiştiremiyorlar. Kitap okuma alışkanlıkları %80'inde yok. Okuma hızını 350 kelimenin üstüne çıkardığımızda %90'ı kitap okumaya başlıyor. Hı. Neye göre konuşuyorum? Sürekli eğitim verdiğimiz öğrencilerle biz anketler yapıyoruz, dönütler yapıyoruz. Bir okula eğitime girdiğimde işte 500 kişilik bir okula onlara anket yapıyorum, sonunda da yapıyorum. Okuma hızının 350'nin üstüne çıktığı zaman kitap okumaya başladın mı? Ve biz bunları üniversiteden bir arkadaşımla bayağı uluslararası makalelerde yer de aldık. Son olarak da sizleri tabii buraya gelen, tercih edenlere, izleyicilerimize, sizi hiç bilmeyip şu anda izleyip de görmek isteyen ve bilmek isteyenlere son sözleriniz nelerdir? Okuma hızınızı arttırmak için uğraşın. Çünkü okuma hızınız arttığında kitap okumayı seveceksiniz. Türkiye'nin geleceği yeni nesil az okuyor ve okuduğunu anlamıyor. Ne yazık ki ben bunu o 23 bin kişiye dayanarak söylüyorum. Son 3 yılda, 4 yılda ciddi düşüşler var. Benden almak zorunda değilsiniz. Türkiye'de bu işi doğru yapan insanları bulup oradan bu eğitimleri aldırın. Değil mi? Yeter ki okuyun. Ben çok teşekkür ediyorum size. Hem vermiş olduğunuz değerli bilgilere, hem Türkiye'ye, hem tabii dünyaya da kazandırmışsınız bize. Türkiye'nin adını duyurmuşsunuz da, yani bunun adına da. Umarım uzun yıllar boyunca Trakya Kariyer Hızlı Okuma Kursu Edin'in ismini de duymak dileğiyle. Farklı programlarda görüşmek üzere. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Hoşçakalın.